Ecrin Su Çoban olayı nedir? Discord dolandırıcılığı ve şantajla adı geçen fenomeni yakından tanıyoruz. Discord dolandırıcılığı konusunun VT patlaması üzerine dikkat çeken isimlerden biri de Ecrin Su Çoban oldu. Tartışmalı fenomen deha tuzcuyla ilgili sözleri ve hakkındaki iddialarla öne çıkan genç fenomen hakkında araştırmalar da hızlandı. Peki Ecrin Su Çoban kimdir? Gelin, tüm detayları görelim. İlk olarak Omegle yayınlarıyla gündem olan fenomen ve rapçi Deha Tuzcu'nun Discord üzerinden küçük kız çocuklarını taciz edildiği, panelin sahibi olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı. Bu konunun büyük patlak vermesinden sonra, gözler Deha ile ucundan kıyısından ilişkili olan herkese çevrildi. Bu isimlerden biri de Ecrin Su Çoban oldu. Gelin öncelikle pek çoğunuzun merak ettiği, Ecrin Su Çoban kimdir? Sorusuna cevap verelim. Kendisi 6 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Şu anda da Okan Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar Yarışması'yla adını ilk kez duyduğumuz Çoban, ilk performansında Nil Kara İbrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını söylemişti. Jüri üyelerini epey etkileyen Ecrin Su Çoban Çeyrek Finalde Atiye'nin Ya Habibik parçasını, yarı finalde de Gökçe'nin Tik Tak şarkısını okumuştu. Finalde veda etmişti. Küçük yaşta dizi ve sinema projelerinde yer almaya başlayan 17 yaşındaki fenomen daha önce Kardeş Takımı, Masal Şatosu, Sihirli Davet, Babam Çok Değişti, Afilli Aşk gibi yapımların kadrosunda yer almıştı. Kendisi başrolünde Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Enis Sarıkan gibi önemli isimlerin yer aldığı Alice müzikaliyle de sahneye çıkmıştı. Ali Cey müzikalinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı. Ali Cey'in çocukluğunu, Masal Şatosuk serisinde de Neşe'ye hayat vermişti. Ali Cey'deki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı örnek aldığını belirten Çoban, birçok fenomen gibi müzik dünyasına adım atmış isimlerden. Aslında birçoğumuz Ecrin Su Çoban'ı YouTube üzerindeki kanalından aktif olarak yaptığı paylaşımlarla tanıyoruz. Tabii kendisini TikTok platformundan da tanıyan birçok kişi var. Peki tüm ipler nerede koptu? yani Ecrin Su Çoban olayı nedir? Genç yaşında sosyal medyada inanılmaz bir hızla büyük bir takipçi kitlesi elde eden çobanın Discord platformu üzerindeki bazı sıkıntılı gruplarla ilişkili olduğu ve bu gruplar aracılığıyla çeşitli kişilere şantaj uyguladığı öne sürüldü. 17 yaşındaki fenomen hakkındaki iddialar da öyle basit şeyler değil. Depremzedelerle dalga geçtiği ve bir nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı konuşuluyor kendisine dolandırıcılık yapması için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği de iddia edilen çobanın 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği bile söylentiler arasında.